RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldiler. Organize sanayi bölgesinde bulunan işletmeleri ziyaret eden milletvekilleri, pandemi sürecinde yaşanan sorunların yerinde tespit edildiğini ifade ettiler. Evet başkanım, organize sanayi bölgesinde... Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Zeynel Emre ve Özgür Karabat bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a geldiler. Milletvekilleri CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, Merkez İlçe Başkanı Ali Aras ve bazı parti yöneticileriyle birlikte organize sanayinde bulunan işletmeleri ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, milletvekillerine Erzincan ziyaretinden dolayı teşekkür ederek sorunların yerinde tespiti için bir dizi ziyarette bulunduklarını söyledi. Sürecinden beri partimiz Türkiye genelinde işletmelerle ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. Bundan 1-10 gün önceki süreçte esnaflarla ilgili bir basın açıklaması yaptık. Daha sonra şimdi 81 ile partimiz milletvekillerini görevlendirerek illerde ziyaretler yaptırıyor. KOBİ'lerle bağlı işletmelerde ekonomik durumla ilgili, pandemi sürecindeki ekonomikle ilgili bilgi alışverişinde bulunacağız. İşletmeleri yerinde ziyaret ediyoruz. Sayın milletvekillerine teşekkür ediyorum. İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, CHP olarak Türkiye'nin her yerinde ziyaretlerde bulunduklarını belirterek işletmecilerin sorunlarını dinledikleri ve bu sorunların dosya halinde genel merkeze bildirileceğini ifade etti. Milletvekili Emre, KOBİ'lerin desteklenmesi konusunda hükümetin yetersiz kaldığını ifade ederek bu süreçte en fazla etkilenen kesimlerden birinin iş dünyası olduğunu dile getirdi. İl Başkanımızın ifade ettiği gibi Türkiye'nin her yerinde şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu çalışmaları yapıyoruz. Amacımız şu, Türkiye'de özellikle KOBİ'lerin çok ciddi problemleri var. Hem pandemi sürecinden ötürü yaşadıkları etkiler var, hem de genel olarak pandemiye kadar da ülkedeki kötü ekonominin yansımalarını, sonuçlarını en çok hisseden yerler buralar. Ve hem sorunları hem çözüm önerileri, yapılması gerekenler, bunlarla ilişkin kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz. Bugün Erzincan'daki ziyaretlerimizden Can Kardeşler tekstili gerçekten çok beğendim. Her iki kardeşi de tebrik ediyorum. Çünkü buradan İspanya'ya, işte Zara'ya, dünyaya tanınmış firmalara ürün yapıp götürmek, göndermek ülke ekonomisine çok büyük katkısı var. Ve demin gezerken de gördüğüm bir şey, çalışanların %90'ının kadın olması önemli. Çünkü bizim Türkiye olarak sorunlarımızdan biri kadınların iş gücüne yeterince katılmaması. Türkiye'nin bütün illeri birbirinden güzel ama biz sanayide olsun, tekstilde olsun baktığınızda öbeklenmiş durumda. Yani yüz ölçümü olarak birbirine yakın şehirler, birinin nüfusu 10 milyonsa birinin nüfusu kalmış 300 bin. Dolayısıyla herkesin kendi şehrinde çalışabilmesi, üretebilmesi, mutlu bir yaşam sürebilmesi önemli. Bu tür yerlerin de muhakkak teşvik altında desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve biz buralarda aldığımız izlenimler, tespitler, bu sürece ilişkin KOBİ'lerimizin istekleri hepsini not ediyoruz. Raporlayacağız genel merkeze ve önümüzdeki hafta genel başkanımız sadece KOBİ'lere ayrılan bir gündemle neler yapılması gerektiğini kamuoyuna açıklayacak. Dolayısıyla bugün Erzincan ziyaretimizden de hani şu ana kadar biz verimli geçtiğini düşünüyoruz. Bundan sonraki ziyaretlerimizde de aynı çalışmaları, aynı raporları yapacağız. Türkiye ekonomisinin düzelmesi lazım. Bunun için insan kaynağımız var. Her şey var. Sadece kötü bir iktidarla yönetiliyoruz. Yeter ki Türkiye'de iyi niyetli, çalmayan, çırpmayan, dürüstçe işini yapan bir iktidar olsun. Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi olur. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise ülke genelinde yaşanan sorunların yerinde tespiti amacıyla ülke genelinde çalışma yaptıklarını söyleyerek Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların sayısının artması gerektiğini, istihdama katkı sağlayacak firma sayısının yeterli olmadığını ifade etti. Milletvekili Karabat, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen firmaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Zeynel Vekilimizin ve İl Başkanımızın belirttiği üzere
biz bugün bu hafta Türkiye'nin tüm illerinde KOBİ'lerin yaşadığı sorunlar için tespitler yapıyoruz. Tabii sadece muradımız şu değil, biz bir eksiklik tespit edelim ve bunu anlatalım değil. Onun ötesinde burada gördüğümüz eksiklere ilişkin çözüm önerilerini de yine konunun muhataplarından dinliyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımız parlamentodaki grup toplantısında bunu kısa bir zamanda dillendirecek. Çeşitli illerden gelen tüm raporlar bir araya gelecek ve KOBİ'lere ilişkin çözüm önerilerini de kamuoyuyla beraber paylaşacağız. Erzincan ziyaretinden mutluluğumuzu Sayın Vekilim de belirtti, ben de belirteyim. Gördüğümüz kadarıyla Erzincan tarihsel olarak bazı kesintiler yaşamış büyümesinde. Özellikle depremlerden dolayı büyümesinde bazı kesintiler yaşamış ve aslında en çok göç veren illerden bir tanesi. Bunu zaten milletvekili sayısının her seçim döneminde azalmasında gözlemliyoruz. Oysa Erzincan büyüme konusunda avantajları olan, çevresindeki illerle bağlantılar konusunda avantajları olan bir bölge. Hak ettiği kıymeti yeniden bulması açısından da biz raporumuzda bunu dillendireceğiz Erzincan'la ilgili. Burada gördüğümüz atmosfer şu. Özellikle bu firmada kadın istihdam açısından çok önemli bir şey yaşıyoruz. Kadın istihdamı ötesinde Türkiye'de tekstil sektörü son zamanlarda bir parça çaput olarak bitirilen bir sektör ama aslında Türkiye'nin dünyada en uzman olduğu alanlardan bir tanesi tekstil. Çok çeşitli avantajları var. Model yaratma avantajı gibi avantajları var. Terminin esnek olması gibi avantajları var. Stok maliyeti açısından avantajları var. Dolayısıyla aslında tekstil sektörünün yeniden modernize edilmesi, teşvik edilmesiyle birlikte Türkiye'deki işsizliğe de çözüm bulacağı gerçeği var. Buradaki işletmelerin özellikle Erzincan gibi ya da diğer çevrelerde olduğu gibi tekstil alanına yatırım yapmış olması işsizliğe de çözüm bulma açısından önemli. Türkiye'nin yaşadığı en büyük sorun işsizlik. Bunu gözlemliyoruz. Yine ziyaret ettiğimiz başka bir işletme, tarımla ilgili bağlantılı bir işletmeyi ziyaret ettik. Dolayısıyla onların yaşadığı sorunların hepsini tek tek gözlemliyoruz. Dile getireceğiz ve bu buralara sahip çıkacağız. Derdimiz şu, Erzincan'a nasıl sahip çıkabiliriz, KOBİ'lere nasıl sahip çıkabiliriz? Bu dertle buradayız. Buradan hem kendimizi öğrenerek gideceğiz, hem de buradaki işletmelere nasıl katkı sunabiliriz, onu da bir rapor haline getireceğiz. Çok teşekkür ederiz bizi ağırlayan işletmeciler. Çok teşekkürler, sağ olun. CHP heyeti ardından Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaları ziyaret ederek firma yöneticileriyle görüştüler. Erzincan Mertekli köyünde Ağustos ayında işlenen cinayetle ilgisi olduğu öne sürülen ve olayın ardından kaçan iki kişi Adana'da saklandıkları evde yakalandılar. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Önder Ozan, Mertekli köyünde. 14 Ağustos 2020 tarihinde iddiaya göre Erzincan'ın Mertekli köyünde ikamet eden 36 yaşındaki Önder Ozan, aralarında husumet bulunan iki kişinin saldırısına uğradı ve göğsünden vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından iki şüpheli tutuklandı. Olayı soruşturan güvenlik güçleri yaptığı çalışmada iki kişinin daha olaya karıştığını tespit ederek isimleri belirlenen şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler Süleyman S. ve Orhan K.'nın Adana'ya kaçtığını tespit etti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Çukurova ilçesindeki bir villada saklandığını belirledi. Polis ekipleri villaya düzenledikleri operasyonla Süleyman S. ve Orhan K.'yı ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Her şeye rağmen mücadeleye devam. Evet. Peki gurbet hayatı gördünüz mü? Hayır, gurbet hayatım olmadı. Hiç düşündünüz mü? Hayır, düşünmedim. Memnunsunuz köyde yaşamaktan. Diyorum ya, köyümüzü seviyoruz. Evet. Her şeye rağmen burada yaşamımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Babamızın, dedemizin ocağı olduğu için baba evet. Ocağını tutturmak istiyoruz. Peki, kimlere selam göndermek istersiniz? Buradan bizi izleyen herkese selam söylüyorum. İstanbul'daki kız kardeşlerime ayrıca selam. Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bizi düşündüğünüz için. Sevgiler ve selamlar olsun. Oldu, çok sağ olun. Köylülere selamlar gönderiyorum. Biz Erzincan İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ilçe tarım müdürlükleri üreticilerin çalışmalarını denetlemeye devam ediyor. Ekipler Tercan Baraj Gölü'nde üretim yapılan tesiste balık boylama işlemine katıldılar. Erzincan İl Tarım Müdürlüğü'ne bağlı ilçe tarım müdürlükleri üreticilerin çalışmalarını denetlemeye devam ediyor. Tercan İlçe Tarım Müdürlüğü Tercan Baraj Gölü su ürünleri tesislerinde rutin denetim yaparak göldeki özel bir işletmeye ait tesiste balık boylama işlemine katıldılar.
İşletmeci Şükrü Adem'e ait tesiste balıkları boylarına göre ayırma anlamına gelen boylama işlemine katılan ekipler üreticilerin her zaman yanında oldukları mesajını verdiler. Erzincan Belediyesi il genelinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Ekipler Kavakyolu Mahallesi'nde çalışma yürütüyor. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kavakyolu Binali Yıldırım Caddesi'nin batı kısmında asfalt çalışmalarına başladı. Çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle tahrip olan Kavakyolu 1. etap TOKİ yolu olarak da bilinen Binali Yıldırım Caddesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa zamanda yenilenecek. 2100 metre uzunluğunda asfalt çalışması yapılacak olan caddede trimer ile söküm çalışmaları yapan ekipler asfalt sökme işleminin ardından 18.900 metrekare alan için 3.600 ton sıcak asfalt kullanarak caddeyi vatandaşların hizmetine sunacak. ...21 Ekim 1922 tarihinde eski ismi Eyn olan ilçenin ismi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kemaliye olarak değiştirildi. Kemaliye Belediyesi isim değişikliği ile ilgili yaşanan olayı anlattı. Bakın Eyn ismi neden Kemaliye olmuş? Hep birlikte izliyoruz. Erzincan Kemaliye Belediyesi 21 Ekim 1922 tarihinde eski ismi Eyn olarak bilinen ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini Kemaliye olarak değiştirdiği hadiseye ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda tarihin izlerinde şu hatıralar vardı. 1921 yılı Ağustos ayının son haftasıdır ve Yunan ordusu Ankara yakınlarına gelmek üzeredir. Millet Meclisi'nde tartışmalar vardır. Muhalifler Mustafa Kemal Paşa'ya ithamlarda bulunurlar. Bu durumu öğrenen Eynliler Misak-ı Milli Derneği'ni kurarlar ve Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılıklarını bildiren yazılar yazarlar. Orduya asker ve silah göndereceklerini ve bu arada Eyn isminin değiştirilmesi talebinde bulunurlar. O sıralarda derneğin başkanı olan Hanifizade Ömer Lütfü Bey, Eyn isminin değiştirilmesi hususunda Mustafa Kemal'e bir telgraf çeker. Mustafa Kemal'in ikinci adı olan Kemal adının verilmesini talep eder. Mustafa Kemal Paşa kürsüde konuşurken eline bir kağıt uzatılır. Paşa hemen okur. Efendiler der. Bizlere milletin güveninin kalmadığını söylüyorsunuz. Bakın şimdi aldığım bir telgrafı okuyacağım. Ve gelen telgrafı okur. Bağlılık bildirgeleri mebusları bir nebze de olsun rahatlatır. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün Hanifizade Ömer Lütfi Arıtan'a bir telgraf çekerek teşekkür eder. Hem de Kemal isminin Eyn'e verilmesini bildirir. Cumhuriyetin ilanını mütakip Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemaliye Belediye Başkanlığı'na hitaben çektiği cevabi telgraf ve onun ismine izafen 21 Ekim 1922 tarihinde Eyn ismi Kemaliye olarak değiştirilmiştir. Traktör kazası yine can aldı. Refahi ilçesi Aydoğan köyünde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Erzincan Refahi ilçesi Aydoğan köyünde Saim Doğan'ın kullandığı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Doğan, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 68 yaşındaki Saim Doğan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gel gel abi, sen gel abi. Gel.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siberay çalışmaları kapsamında siber zorbalık konusunda uyarılarda bulunuyor. Yapılan uyarıda siber zorbalık örnekler ve karşılaşıldığında neler yapılabileceği hakkında bilgiler veriliyor. Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siberay çalışmaları kapsamında siber zorbalık konusunda uyarılarda bulunuyor. Bir kişinin bir başka kişiyi kasıtlı ve düzenli olarak rahatsız etmesi, zarar verme amacını taşıyan eylemlerde bulunması, incitmesi ya da korkutması olarak tanımlanabilecek zorbalık bugün özellikle sosyal medya mecralarında yoğun bir biçimde yaşanıyor. Dijital platformlar, dijital ortamlar ve sosyal medya mecraları aracılığıyla rahatsızlık verme eylemi olarak tanımlanabilecek olan siber zorbalık özellikle gençler arasında daha sık gözlemleniyor. Sosyal medyada bir başkasının rahatsızlık verici görüntülerini yayınlamak, bir başkası hakkında yalan ya da uydurma haberler yaratmak ve bunları yaymak, bir başkasının özel ya da mahrem bilgilerini sızdırmak, tehdit mesajlarını yollamak, hakarete varan ifadeler kullanmak, anonim hesaplardan taciz etmek, rahatsızlık vermek, bir başkasının hesaplarını ele geçirmek, bu hesaplardan uygunsuz yayınlar yapmak, bir kimseyi ısrarla takip etmek, bir kimsenin paylaşımlarına kasıtlı olarak sürekli olumsuz yorumlar yapmak, siber zorbalık hangi yaş grubunda gözlemlenirse gözlemlensin, ruhsal, psikolojik ve duygusal sorunlara neden olabilecek bir durum olarak kabul ediliyor. Özellikle gençler arasında yaşanan zorbalık örnekleri pek çok gencin hayatını olumsuz etkiliyor. Bu durumda hem ebeveynlerin hem de gençlerin dikkatli olması gerekiyor. Siber zorbalık göz ardı edilmeyecek kadar ciddi bir sorun ve aynı zamanda bazı durumlarda da suç teşkil ediyor. Siber zorbalıkla karşılaşıldığında sizi rahatsız eden kişiyle iletişiminize son verin. Hesaplarınızı korunaklı hale getirin, herkesin erişimini açmayın. Zorbalık ısrarla devam ediyorsa güvendiğiniz kişilere, ebeveynlerinize durumu anlatın. Zorbalıkla maruz kaldığınız platformlara gerekli şikayetleri yapın. Bu hesapları ya da kişileri bildirin. Zorbalığa maruz kaldığınız platformlardaki hesaplarınızı silin ya da dondurun. Tehlike altında olduğunuzu hissediyorsanız resmi makamlara gerekli şikayetlerde bulunun. Zorbalığın sadece sizin başınıza gelen bir sorun olmadığını unutmayın. Durumu görmezden gelmeyin ve gerekli önlemleri alın. Eğer ebeveynseniz çocuklarınızla konuşun, güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verin, destek olun, takip edin ve gerekirse erişimlerini kontrollü hale getirin. Haklarınızı iyi bilin, sosyal mecraların zorbalıkla mücadele politikalarını inceleyin. Her gün binlerce kişi çeşitli nedenlerle siber zorbalığa uğruyor. Sosyal medyada yayılımı ise maalesef işte bu kadar hızlı. Teknoloji dünyasında güvenlik, Siberay ile sizin elinizde. Sırada spor haberleri var. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor deplasmanda karşılaştığı grubun güçlü takımlarından Uşakspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 13'e çıkardı ve zirveye ortak oldu. Kırmızı siyahlı Erzincan temsilcisi ligde 3. sıraya yerleşti. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Anagolt 24 Erzincanspor deplasmanda karşılaştığı grubun güçlü takımlarından Uşakspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü. Kırmızı siyahlılar oynadıkları güzel futbolla göz doldururken goller 2 Batuhan Salman ve Sefa Akgün'den geldi. Grupta alınan toplu sonuçlar şöyle: Uşakspor 1, Anagolt 24 Erzincanspor 3, Gümüşhane Spor 1, Sancaktepe 5, Şanlıurfa Spor 0, Hekimoğlu Trabzon 2, Zonguldak Kömür Spor 0, Ahmet Sportif 1, Çorum Spor 4, Niğde Anadolu 0, Manisa Futbol Kulübü 1, Ergene Velimeşe 1, Hacettepe 3, Kahramanmaraş Spor 3, Kocaeli Spor 1,
İnegöl Spor 0. Alınan bu sonuçların ardından Manisa Futbol Kulübü 16 puanla grup liderliğini sürdürdü. 14 puanlı Sancaktepe ikinci ve bir maç eksik olan Anagol 24 Erzincanspor 13 puanla 3. sıraya yerleşti. 4. Ankara Demirspor'un ise 10 puanı bulunuyor. Anagol 24 Erzincanspor ligin 7. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü kendi sahasında Hacettepe Spor'u konuk edecek. Anagol 24 Erzincanspor Türkiye 2. Ligi'nde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Alınan başarılı sonuçlara deplasmandaki Uşak Spor maçı da eklendi. Takıma destek için başlatılan SMS kampanyası da devam ediyor. Tüm operatörlerden SS yazıp 2410'a göndererek Erzincanspor'a 10 lira katkıda bulunabilirsiniz. Erzincanspor sevdalıları da çektikleri videolarla destek çağrısı yapıyorlar. Anagol 24 Erzincanspor Kulüp Yönetimi tarafından başlatılan destek kampanyası devam ediyor. Tüm operatörlerden SS yazıp 2410'a göndererek takıma 10 lira katkıda bulunma çağrısı yapılıyor. SMS kampanyası devam ederken Erzincanspor'da amigoluk yapan Osman Sinan Denizhan çocuklarıyla birlikte çektiği videoyla yönetim tarafından başlatılan SMS kampanyasına destek istedi. Video sosyal medyada ilgiyle izleniyor. Erzincanspor'u seviyorsan S boşluk S 24 ona mesaj at. Evet, zaman destek zamanı. Hep beraber takımımıza destek olalım. Hep beraber takımımızı şampiyon yapalım. Açtım ellerimi, yalvardım Mevla'ya. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 8-24, Erzurum 4-19, Sivas 8-23, Gümüşhane 7-24, Bayburt 6-21, Giresun 14-24, Elazığ 10-26, Tunceli 8-27, Bingöl 8-26, Malatya 8-23, Yozgat 8-23, Amasya 10-30, Kars 0-20, Van 3-19 ve Ağrı 2-22 derece. Dolar alış 7.83, satış 7.84. Euro alış 9.29, satış 9.30. 22 ayar altın bilezik 439.70 alış, 444.15 satış. Tam altın alış 3172.97. Yarım altın 1571.33. Çeyrek altın ise 785.65'ten işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.